şu iftiracı nankörlere bak. Daha şimdiden kaç köyü yanlarına çekmişler. Bakın bu mesele daha da büyürse. Hangi mesele daha da büyürse? Ha? Baş değirmende isyan çıkmış. Kuvvacılar Taşköprü'de Rus bulaşıklarla anlaşma yaptı diye laf yayıyorlarmış. Bolşeviklerle mi? Yani ne fark eder işte canım? Bugün onlardan silah alın, yarın öbür gün memlekete Bolşevikliği getirir diye yaygara ediyorlar. Kuvvacılara dinsiz derlermiş. Vallahi inanmıyor bunlar, billahi inanmıyor. Başkalarının da bu boşu bozuklara katılmasını engellemek icap eder. Yoksa dalga dalga yayılacak bu isyan. Allah muhafaza. Kim nasıl gelisi be ya? Ne Ankara'dan ses var ne Efeler'den. Gerekiyorsa biz kuşanacağız silahları. Ha, kuşanırız. İyi tamam, kuşanalım. Bizim kuşanmamız oluyorsa biz kuşanalım. Allah. Her ağacın kurdu özünden olur. Anadolu'nun şanlı istiklal mücadelesi memleketi heybetli kollarıyla sararken kendi özünden neşet eden kurtlarla imtihan oluyor. Bu zevatın telaffuz ettiği laflara aşinayız. Mukaddes bir perdenin ardına sakladıkları niyetler hepimizin malumu. Şimdi de düşmana çevrilen silahın menşeini dillerine dolamışlar. Kalemimizin tariz, mecaz ya da mübalağa, hiçbir sanatın iştahına kapılmasına müsaade etmeden söyleyelim. Bunun adı hıyanettir. Vatanı müdafaa eden Mehmetçiğin yüreğindeki hasletlere değil de mermisinin menşeine bakmak ancak ve ancak gayz ve kin dolu bir zihnin eseri olabilir. İstiklal Savaşı'na muhalefetlerini ve mübarek davamıza nifak sokma arzularını alenen beyan edemeyenler, cümle memleketin esarete karşı ayağa kalktığı bir devirde bu alçak hesaplara teşebbüs ediyor. Kuyruklarına takılmamak ve melun seslerini derin bir sessizlik içinde boğmak hainlerin hak ettiği tek cevaptır. Türk milleti her hal ve şartta köklerini istiklal hasretimizden alan, azim ve cesaretimizde vücut bulan, dalları Anadolu'nun her köşesine uzanan, milli kuvvetlerin yüce gölgesinde yek vücut olacaktır. Halit İkbal. Ela. Kim bu? Dağ hastanenin eski yerlerinden biri. Yol kenarında ölmek üzereyken bulduk. İlginç şeyler anlatıyor. Öyle. Anlat. Filipos namına çalışan Kılıç Efe'nin kızanıyım ben. Başka? Dağ hastanenin çiftliğinin yerini gösteririm size. Dağ hastaneye başta yerine gidip isyanı bastıracakmış. Çiftlik korumasız kalacak. Saldırı için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Ya tuzaksa Taşköprü'deki zaferi nasıl kazandığımıza biri bir anlattı bana. İntikam almak istiyor. Eğer doğruysa o çiftliği bulup kahraman oluruz hepimiz. Kahraman olacağız o zaman. Kahraman olacağız tabii. Haydi. Eyla. Çiftliğe giderken bunu da hazırlayalım. Sen de Sivri'yle gidip kumandan Filipos'a haber ver. Destek yollasınlar. Sen de birlikleri topla. Yıldırım gibi çekeceğiz tepelerine. Bakın, Dağıstanlı bile üzerimize varmaya cesaret edemedi. Gördüler birlik olduğumuzu, gözleri korktu. Hele bir de şu emanetler gelsin de. Var mı ahaliden başka gelen giden? Yok. Bir iki muhtar gelecekti, caymış. Soysuz ödlekler. Halit İkbal diye bir gazeteci, aleyhimize yazmış. Yazının tesiri olmuş tabii. Deyyus'a bak hele. Hiç kimseye hacet yoktur ağalar. Elhamdülillah biz birbirimize yeteriz. Ağalar, herkese ihtiyacı olan altın. Yola koyulma vakti.
Kuvacıların kanı, canı helaldir bize. Geride kalanları çevirdikten sonra şu meydanda kurşuna dizeriz. Kadınlar direnemez zaten. Direnemezler elbet. Şimdi bekleyelim. Birlik gelsin, yola çıkarız. Silahımı çalan fahişeyi buldum. Sırası mı şimdi? Diyoruz demedin mi? Neden evvel dönüp arkana bir bak, düşmüş kalmış var mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.